CHP'nin 37. kurultayı gerçekleşti ve genel başkanlığına gene Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Bu şimdi sürpriz mi? Hayır. Bunun ne olduğunu biliyorduk. Yani bu halkı kandırdılar resmen, kendi tabanıyla, seçmeniyle alay ettiler yani. Şimdi her zaman Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz diktatörlükten yana değiliz. Biz tek adam rejimini desteklemiyoruz. Biz tek adam değiliz. Seçimle geliyoruz. Demokrasi getireceğiz. Özgürlük getireceğiz. Buna benzer bir sürü hep zırvalar her zaman sayıyordu. Şimdi Mehmet Sevigen diye bir kişiyi karşısına çıkardı, eski CHP milletvekili. Kendi seçmiş oldu bak, kendi adamları, delegedeki bütün isimler Kılıçdaroğlu'nun imtiyazla, özel bir imtiyazla kendi seçmiş olduğu delegeler. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun isteği haricinde bir hareketle davransalar anında ihraç edilirler, kayyum atanır ve görevinden el çeker. Kılıçdaroğlu da bunlara ne dedi? Bak dedi, biz dedi halka bir oyun oynayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kameralar hepsi bizde. 80 milyon bize bakıyor. Biz her zaman Erdoğan hep diktatör diyoruz. Hep tek adam diyoruz. Hep rejim diyoruz ya. Şimdi biz bir siyasi manevra yaparak karşıma Mehmet Sevigen diye birisini çıkartayım. Siz ona imzayı verin. Son dakika seçim öncesi çekin imzalarınızı, bana oy atın. Ben orada Mehmet Sevigen'i yeneyim. Millete de diyelim ki bak, biz demokratik seçim yaptık. Karşımda rekabet yapacağım bir kişi vardı. Hakkımla, bileğimin hakkıyla, gücümle, irademle tekrar CHP'nin koltuğuna beni CHP'nin tabanı layık gördü, seçti. Ben de şimdi görevimi tekrar devam ettireceğim. Biz kesinlikle AKP gibi diktatör değiliz diye kendi halkını, kendi taraftarını, yani kendi seçmenini kazıklıyor. Bunu kim yer? İşte kendileri yer ancak. Enayi yerine koyuyorlar. Daha önce bakın ne yapıyordu bu CHP her zaman? Bu AK Parti'nin kanallarına yandaşlar, Cumhurbaşkanı'nın hep yandaşlığını, yalakalığını, yalamalığını yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını, AKP'nin, AK Parti'nin bütün hizmetlerini hiç kesintisiz yayınlıyorsunuz. Ama söz sıra CHP'ye geldiği zaman sansürlüyorsunuz, kısıyorsunuz, kesiyorsunuz, yayınlamıyorsunuz diye her zaman dert yanıyordu. Her zaman bakın, ama her zaman. Kendisi şimdi ne yaptı? Kendisi bütün kurultayda bütün konuşmasını, bütün CHP'nin yandaş kanallarında, bakın hepsinde, Halk TV, Fox, Tele, ne kadar varsa, Odası, Yandaş TV, şunun tümünde, hepsinde kesintisiz yayınlattırdı. Sonra daha sonra kürsüye Mehmet Sevigen çıkınca konuşmasını yayınlamadılar, kestiler. Hani ya siz diktatörlüğü hani karşıydınız? Hani basın yayın özgürlüğünden bahsediyordunuz? Hani eşitlikti? Hani siz özgür basın için, yandaş basın için bir sürü ağza alınmaz sözler sarf ediyordunuz? Hani nerede kaldı? Kendiniz alasını yapıyorsunuz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a ne diyor Kılıçdaroğlu? Diktatör diyor. Ülkeyi şu anda bir diktatör yönetiyor diyor. Tek bir diktatörün emriyle atamalar gerçekleşiyor. Bir emirle görevden alınıyor. Her şey bir emirle yapılıyor diyor. Meclis falan feshedildi diyor. İşe yaramıyor diyor. Şunu diyor, bunu diyor. Biz gelirsek tekrar eski düzene geçireceğiz. Meclisi tekrar eski gücünü güçlendirilmiş meclis sistemi rejime geçireceğiz. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Bir sürü konuşuyor. Peki o zaman niye Kılıçdaroğlu partinin içerisinde, bak, Türkiye'yi kendi partisinin içerisinde diktatörlükle yönetiyor. Onun dediği, hani Erdoğan'a söylediği diktatörlüğü, hani diktatör hitabesiyle yönetiyor. Ama diyor, ben diyor Türkiye'nin başına gelirsem diktatörlük yapmayacağım diyor. Her partiye söz vereceğim diyor. Her partinin milletvekillerinden çok seslilik olacak diyor. Bunun gibi, Erdoğan gibi diktatörlük yapmayacağım diyor. O zaman çok seslilik şu anda CHP'nin kendi içerisinde neden yürürlüğe geçirmiyorsun? Sana tek bir kelime eden, seni zora sokan, seni eleştiren veyahut da partiyi eleştiren veyahut da senin bir kusurundan, eksiğinden bahseden. Mesela diyelim biz HDP ile biz gizli ittifak kurduk. Bu bir gerçek. Halktan saklamamıza gerek yok diyene hemen atıyorsunuz. Partimiz FETÖ'ye yeterince direnemedi. FETÖ bizi güdümü altına aldı. Biz FETÖ ile gerektiği gibi mücadele edemedik diyene hemen şutluyorsun. Türkçe ezan, hani daha önce Türkçe okunduydu, Arapça çevrildi, şimdi tekrar Türkçe okunsun diyene hemen partiden ihraç ediyorsun. Hemen disipline, kesin ihraç talebinin. Aynı şekilde
HDP HDP ve FETÖ ile mücadele konusunda biz kesinlikle hükümetin yani yapmış olduğu bu KHK'lara hani karşı gelmeyelim ve bu FETÖ'yü temizleyelim diye hani gönülden açıkça değil gönülden destek verenleri hemen temizliyorsun. Onlara gelince hemen temizliyorsun. 15 Temmuz darbesine darbe demeyip de 20 Temmuz darbe dediğin için onlar o 20 Temmuz darbesinde halkın demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkıp da bütün tanklara el koymasına, askeriye geri püskürtmesine, arkasından kanun hükmünde kararnamelerle bütün FETÖ'cülerin ne kadar askeriyede, okullarda ve diğer doktorluk, hakimlik, savcılık, avukatlık bunlar da hep böyle tespit edilip bunların görevden el çektirilip açığa alınması ve yargılanmasına 20 Temmuz darbesi dediğin için senin yanında destekte bulunmayan diğer milletvekillerine, senin milletvekillerine ne yapıyorsun? Hemen ihraç ediyorsun. Ve kesin ihraç talebine disipline sevk edip hemen atıyorsun. O zaman sen diktatörsün. Senin sözünü dinlemeyen, sana bir yanlış yapan, senden habersiz hareket eden ne kadar belediyeler varsa, ne kadar ilçe başkanları varsa anında bir telefondan görevden alıp yerine başkasını koyuyorsun. Kayyum atıyorsun yani. Erdoğan'ın yaptığı kayyuma karşısın. Kendin kayyum atıyorsun ama. Sen kendi partinin içerisinde diktatörsün. Türkiye'nin Cumhuriyet Başkanlığı'na seçilirsen ben başkan olursam diktatör olmayacak diyorsun. Sen kendin baştan diktatörlüğü bırak. O zaman bu millet enayi mi? Sen milleti gerizekalı mı sanıyorsun? Yani sen milleti salak yerine mi koyuyorsun? Bu millet hani madem öyle sen partinin içerisinde de hani bırak isteyen istediği gibi konuşsun. Muhalefet yapsın. Görüşlerini bildirsin. Hemen kesin ihraç kararnamesiyle atma partiden. Niye o zaman ihraç ediyorsun? Senden başka çıkan her sesi kellesini hemen alıyorsan, Erken Oroz'un hani kellesi gider hesabında alıyorsan, niye o zaman sen onlara hani o çok sesliliğe kendi partinin içerisinde izin vermiyorsun? Herkesi hemen disipline sevk edip atıyorsun, attırıyorsun. Bir telefonla görevden alıyorsun, el çektiriyorsun. Biz başkan olursak kesinlikle diktatörlük yapmayacağız. Bu millet salak değil yani, gerizekalı değil. Senin diktatörlükle yönetmiş olduğun bir CHP koltuğun ve CHP partin varken biz başkan olur da Türkiye'nin başına gelsek diktatörlüğe son vereceğiz. Önce sen CHP'nin içindeki diktatörlüğü bitir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve kendinizi enayi yerine koymayın. Kendinize düzgün bir lider bulun. Saygılar.